Ben senin ne namussuz olduğunu bilmez miyim? Kaldır ayağını. ...119'unun yönetmenliği, 51'inin senaristliği, 27'sinin de yapımcılığını üstlendi. Bizlerin bir çırpıda söylediği bu rakamlar, Türkiye sinemasına adını usta olarak yazdıran Atıf Yılmaz'ın, bugün dahi eserlerini izlerken ilk günkü gibi bizlere yol gösteren, mesajı veren ve eğiten filmleri. Bugün Türkiye'de Atıf Yılmaz sineması diyebiliyorsak, bu ustanın bizlere bıraktığı eserlerin film olmaktan öte gerçeğin ta kendisi olması, bunu bize en iyi mizasenle aktarabilmesindendir. Ana vallahi iyice dellendin sen. ...9 Aralık 1925'te Mersin'de doğan usta yönetmenin hayatı, öğrenim görmek için geldiği İstanbul'da şekillendi. 1951 yılında Kanlı Feryat'la yönetmenliğe başlayan Atıf Yılmaz, Yeşilçam'ın nitelik ve nicelik olarak en fazla üreten yönetmenlerinden biri oldu. Yaşanmışlıkları, tanık oldukları ve okudukları sinemasının temellerini oluştururken, çekim tekniği, oluşturduğu mizansenler ve en iyisini yapma arzusu onu Türk sinemasında ölümsüzleştirmek için yeterliydi. Türkiye'de yönetmen olup da sanatçıya bu kadar değer veren, bütün sergileri gezen, sanatçıları tanıyan, görsel sanatlarla ilgilenen, tabii bunlar da tavan arası ressamlarının kurucularından olmasının, akademide uzun süre vakit geçirmesinin ve resime meraklı olmasının çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve bunu kendi yönetmenlik alanında çok iyi kullandığı kanısındayım. Kadın sorununun varlığına inanması, kadınları dinlemeyi bilmesi belki de onu, kadını en iyi anlatan yönetmen yapmasının da yolunu açtı. Ah Belinda, Adı Vasfiye, Nine ve Kadının Adı Yok filmleriyle sinemada kadının kimliği yeniden tanımlanıyordu. Neticede bir kadından hepsi aynı şeyi istiyor. Yalnızlık. Hale Soygazi, Müjde Ağar ve Türkan Şoray, kadını en iyi anlatan filmlerin kadın karakterlerine hayat verdi. Kadınları çok merak eden bir yönetmen Yılmaz. Gerçekten merak eden ve seven. O da ilgilenmeye başladı bu meseleyle. En hoş yanı da erkek olarak sınırlarını biliyor olmasıydı. Yani bir erkeğin feminist olmasına imkan olmadığını biliyordu. Ama pro-feminist dediğimiz erkekler için onlardan biriydi diye düşünüyorum. İlk kadınlara yönelik, yani kadın meselesiyle ilgili filmi Mine. Türkan'la çektikleri, Türkan'la ve Cihan'la çektikleri Mine filmi. Mine filmi bir kadının kendi hayatını kurtarma çabası. Bu yüzden de çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk kadın meselesiyle ilgili film. Ondan sonra arkası geldi. Yolda önümü kestiler, çarşının içinde. Kadın filmi demek doğru değil. Çünkü başka bir yol yok. En doğru yol budur diye düşünüyorum. Sinema oyunculuğunun yanı sıra kendisi gibi yönetmen, senarist ve yazar olan Yılmaz Güney'in ustası olan Atıf Yılmaz, ayrıca dönemin toplumsal olaylarına da kayıtsız kalmamış. Tarık Akan, Şener Şen ve Kemal Sunal da toplumsal olaylara baş kaldırışlarını mizah diliyle ele aldığı filmlerinde kamera karşısına geçti. Benimki niye ötekilerden eskik? Onlar sendikalı. Ben de Haranlı ya. Atıf genelde çekeceği planı çok iyi özellikle tasarımını yapardı. Hatta çizerdi dekupajını, neyi nerede yapacağını. Fakat oyuncuya böyle çok bariz
talimat veren bir yönetmen değildi. Hatta zaman zaman bir miktar hani nasıl oynasam konusunda boşlukta hissedebilirdiniz kendinizi. Çünkü şöyle bir duygu verirdi. Şunu yapayım mı dediğinizde evet der. Onunla bağdaşmayan bir şey sorduğunuzda ona da evet diyebilirdi. Dolayısıyla çok fazla oyuncu yönetimi çok sert, çok belirleyici değildi. Keyif içinde çalışmayı severdi. Mizah anlayışı çok gelişmiş bir insandı. Dolayısıyla bol miktarda güzel anım var. Çok güldük birlikte. Çekim tekniği, mekanı, müziği, senaryosu, yönetmeni ve oyuncularıyla Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytamatov'un aynı adlı kitabından uyarlanan Selvi Boylum Al Yazmalım filmi Türk sinema tarihinin başyapıtı da kabul edilir. Türkan Şoray'ı, Kadir İnanır'ı, Ahmet Mekin'i, Sevgi Neydi, Sevgi İyilikti, Dostluktu, Sevgi Emekti repliğini hafızalara kazıyan usta yönetmen Atıf Yılmaz. Atıf Bey'le en güzel çalışmalarımızdan biri de Sel Boylum Al Yazmalım'dır. O Cengiz Aytmatov tabii hani dünyaca ünlü bir yazar. Tabii eserin sağlam bir yapısı var, altyapısı var. O eserin ruhunu çok güzel kavrayıp ondan çok efsanevi, çok şiirsel bir film çıkarttı ortaya. Finali ve de o şiiri vardır. Yani o dillerde kalan sevgi neydi, sevgi emekti, sevgi sıcacık bir dost eliydi. Bunlar mesela Cengiz Aytmatov'un kitabında yoktur. Bunlar, bu sözler, şiir Ali Özgen Türk'e aittir. Ve final de Atıf Yılmaz'a aittir. Atıf Yılmaz da Ali Özgen Türk'e aittir. Yani müthiş bir başarıdır. Türk sinemasına onca eser kazandıran ustanın bu çalışmaları elbette karşılıksız kalmadı. Atıf Yılmaz'ın bitmeyen sineması, senaryoları, yapımcılığı ona sayısız ödülü de beraberinde getirir. Ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülen Atıf Yılmaz, yazmaya, yönetmeye, bir yandan da sinemaya gönül vermiş gençlere yol göstermeye devam eder. İşveren yönetmen ilişkisi oldu aramızda. Bana 4-5 tane film yaptı. Bunlardan mağlup edilemeyenler Antalya Film Festivali'nde en iyi ikinci film oldu. Baş Belası adlı bir film yaptı. O gişe rekoru kırdı. Komediydi. Sadır Alışık, Robert Whitmack ve Gülşen Bukova oynuyordu. İtalyanlarla koprodüksiyonu bu film. Burada da kameraman Çetin Gürtok en iyi kamera ödülünü aldı. Ayrıca yaptığımız, hatırlayabildiğim bir de Baskın vardı. Çok güzel bir melodramdı. Cüneyt Arkın, Necla Nazır'ın başrolünü oynadıkları bu film. Ekrem Bora'da vardı. Bunların hepsi başarıya erişti. Atıf Yılmaz Bey'in kalitesini gösterdi. Atıf Yılmaz Bey çok önemli. Türk sinemasına gelmiş en iyi yönetmenlerden biridir. Usta yönetmen her filmi öncesi hastalanır ve filme mutlaka 2 gün gecikmeli olarak başlar. Son filmi Eğreti Gelin'le son kez 2004 yılında kamera arkasına geçer ve yine ilk günkü heyecanla filme başlar. Uzun süre ısrarlarını yaptım. Her filmimde tam çekime başlayacağımız gün hasta olurdu. Bunun için de çekim tarihini verirdim ama bir
bütün ekipte bilirdik ki çekim 2 gün sonra başlayacak. Bu ona çalıştığım sürece hiç değişmedi. Hep 2 gün sonrasında başlayabildi. Çok özel bir insandı. Yani bu herkes için söylenebilir, çok klişe bir laf olabilir ama Atıf Yılmaz gerçekten çok özel bir insandı. Onun gibi başka hiç kimse yok ve hiç kimsenin olmaması da aslında büyük kayıp. Bir yönetmen olarak hem birlikte çalıştığı insanlara çok şey öğretir, hem de o yapılan işle ilgili öneriler getirmesini, o işe sahip çıkmasını, sette başka şeyle değil de çekilen filmle ilgilenmesini herkesi sağlardı. 10 yıl olduğuna inanmak güç. Bir yandan çok özlüyorum. Bir yandan da hala yanımda konuşuyorum, kavga ediyorum. Adının önüne sayısız ünvan almasını sağlayan işlere imza atan Türk sineması tarihinin unutulmaz yönetmeni Atıf Yılmaz, aramızdan ayrılığının 10. yılında da filmleriyle bizimle. Seyircinin kendine soru sormasını sağlayacak bir takım işler yapmaya çalışıyorum.